Öncelikle herkese merhaba. Adım Ali İhsan Göktaş. Hazat'ta ikametli etmekteyim. Şimdi benim sorunum şu. Ülkemizde hukuk bazen işliyor ama hukuk işlerken de hukuksuzlukla karşı karşıya kalıyoruz. Ben 2018 yılında bir şahsın gözaltına alınmasıyla birlikte düzmece ifade sonucu benim de ismim verilmişti. Daha sonra hakkında yakalama gözaltı kararı çıkmıştı. Sonra gözaltına alınırken adli mecrilerde düzmece bir ifadenin ortaya çıktığını, bunu adli mecrilerde savcılıkta boşa çıkardım. Hiçbir aslı olmayan kuru bir yadaydı. Dolayısıyla savcılık mahkemeye sevk etti beni. Mahkeme adli kontrol şartıyla haftada iki gün imza karşılığı serbest bırakılmasını söyledi. Yani çünkü ortada gerçekten de şey yoktu. Suç inşirini teşkil edecek bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla serbest bırakıldım. Adli kontrolüm devam ediyordu. Sonra birkaç ay adli kontrolde haftada iki gün imza verirken adli kontrolün kaldırılması noktasında da talepte bulundu. Adli kontrol da kaldırıldı. 2018'den bu yana pasaport almak için nüfus müdürlüğüne gidiyorum. Nüfus müdürlüğü bir engelim var, pasaport veremeyiz sana diye. Ben de gelip Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, savcılık kaleminde bu engelin neden olduğunu, neden bana pasaport verilmediğini sordum. Savcılık kaleminde çalışan kadın arkadaş, sizin herhangi bir engeliniz yok. Zaten mahkeme kararıyla da ben bunu kaldırmıştım. Bir engeliniz yok. Biz kolluk kuvvetlerine gerekli talimatı vermişiz. Dolayısıyla siz pasaport almanızda bir sakınca yoktur. Tekrar Tunceli İl Nüfus Müdürlüğü'ne gittim. Tunceli İl Nüfus Müdürlüğü, kardeşim senin engelin var, biz sana pasaport veremeyiz. Ne yapmam gerektiğini sordum. Nüfus Genel Müdürlüğü'ne dilekçe vermemişsinizdir. Nüfus Genel Müdürlüğü'ne dilekçe verdim. Nüfus Genel Müdürlüğü'nde bana bir cevap geldi. Biz Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazmışız. Durumumuz hakkında bilgi almak istiyoruz. Sonradan o Emniyet Genel Müdürlüğü'ne giden cevaben yazı Nüfus Genel Müdürlüğü bana ulaştırdı. Nüfus Genel Müdürlüğü'nün belirttiği şey, Emniyet Genel Müdürlüğü şüpheli şahıs olmanızdan dolayı yurt dışına çıkışınız yasaktır. Şimdi bu ülkede hukuk bir anlamda işliyor, bir anlamda hukuksuzlukla yatıyor. Biz neden yani böyle potansiyel suçlu olarak görünüyoruz? Bunun sebeplerini de elbette ki biliyorum. Şimdi bu ülkede barışı istemek, özgürlüğü istemek, ezilenlerin haklarını savunmak ya da ülkede kardeşçe yaşamak isteyen, bu anlamda siyaset yapan şahısların bu tür şeylere karşı karşıya maruz kalıyorlar. Biz adalet eğer bu kararı vermişse, yani seyahat etme özgürlüğünü kısıtlanmıyorsa, Emniyet Genel Müdürlüğü bu keyfi uygulamayı neden bize uyguluyor? Kime gitmemiz gerekiyor? Ya da bu hakkımızı kimde aramamız gerekiyor? Bu kafamızda yani gerçekten de ciddi bir sorun. Şimdi her gün şununla karşı karşıya kalıyoruz. Yani gerçekten bu ülkede adalete girince atlanıyoruz. Bir suçumuz olmadı ortaya çıkıyor. Aslında kimse yani suçumuz gerçekten de yok. Bunu çok, ben kendimi çok iyi biliyorum. Benim gibi düşünen birçok arkadaşım da pek suçsuz yer içeride yatıyor. Yani burada yetkililere çağrım şu. Lütfen bizi ayrımcı olarak görmeyin. Hukuk kime nasıl işliyorsa bize de hukuku işletin. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımla.